Şimdi gelen geçen kadına folik asiti yüklediniz. Bunu son aylara kadar yapıyorsunuz. Üstüne demiri basıyorsunuz, üstüne kalsiyumu basıyorsunuz. Yukarıyı yumuşatıyorsunuz, aşağı sertleştiriyorsunuz. Çocuğu bilerek siz döndürmüyorsunuz. Eğer buna ihtiyaca binaen verseniz, o zaman çocuk ayağıyla kontrol eder. Kafasının sertte olduğunu, ayağını bastığı yeri yumuşadığını görür ve tak diye döner geri. Döndü mü geri? Doğum hazırdı. Peki kardeşim, biz hiçbir hanıma kalsiyum vermeyelim, vereceksin. Ne zaman mı? Dişi ağrır zaten. Bütün hamile kadınlara başından itibaren kalsiyum vermeyin. 4 ay, 5 ay, 3 ay sonra bir yerde çürük mülüğü yokken diş etleri ağrımaya başlar. Bu ne biliyor musun? Bebeğe kalsiyum yetmiyor. Vücuttaki ilk kalsiyum merkezi dişler sinyal veriyor. Anne, bana kalsiyum lazım. Buna illa hapla mı yapman lazım? Yapabilirsin ama badem de yesen olur. Aynı şey, değişen bir şey yok yani. Badem yemeye başladın mı vücut kalsiyumlu olur. Bakarsın annenin diş ağrısı geçer. Saç telleri kırılmaya başladı hanımım. Bakıyorsun çatır çatır saçları dökülüyor. Ne demek? Anne, bende demir azaldı. Şimdi bana demir lazım demek. O zaman demir hapını verebilirsin. O zaman demirle alakalı yiyecekleri verebilirsin. Ama bundan önce lazım değilken verdiğin bütün demir bu adamı gereksiz bir şekilde, gereksiz bir hale kavuşturacak bir hayata sokuyorsun. İnşaatçı adama soruyorsun. Diyorsun ki bizim salon sağlam olsun, 5 ton demir dökelim. Abi diyor, bu bina 5 ton demir kaldırmaz. Buraya 1 tondan fazlası bu binaya zarardır. Ama konu insana gelince baştan sona kadar ver demiri gitsin. Niye? Güçlü olsun. Ya arkadaş, bunun bir kısmının güçlü, bir kısmının zaman içinde güçsüz olması gerekiyor, yumuşaması gerekiyor ki çocuk çıkış yolunu bulabilsin. Sen her tarafı duvar gibi semsert yaparken çocuk nereden çıkacağını nasıl bilecek? Bilemeyecek. Bilemeyince ne olacak? Efendim diyecekler, size acilen sezaryen yapmamız gerekmekte.